Herkese merhaba. Yalnızca son 20 yılda iPhone, Facebook, Mars'a gönderilen Curiosity aracı ve daha fazla teknolojik gelişmenin yükselişini gördük. Ancak bu gelişmeler sadece başlangıçtı. Hepimizin bildiği gibi günümüzde her zamankinden daha fazla çığır açan teknoloji ürünleri icat ediliyor. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber dünyayı değiştirebilecek yeni teknolojileri inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Robot arılar. Son birkaç yılda küresel bal arısı nüfusu endişe verici bir oranda azalmaktadır. Ve bal arıları yediğimiz yiyeceklerin yaklaşık üçte birinin polenlenmesinden sorumlu olduğu için bu durum ciddi bir endişe kaynağıdır. Bu canlılar olmadan dünya çapında tarım çöküş noktasına sürüklenecektir ve normal olarak bu çöküş insanlığın sonunu getirecektir. Bal arısı krizi son derece hassas bir konudur ve milyonlarca bilim insanı bunu çözmek için gece gündüz çalışmaktadır. Ancak sonunda bir çözümün eşiğinde olabiliriz. Ve çözüm hiç beklenmedik bir yerden, yani Walmart'tan geliyor. 2018 yılının Mayıs ayında Walmart, polen dronları olarak tanımlanan bu araçlar için bir patent başvurusunda bulunduğunda birçok insanın ilgisini çekti. Bu dronların amacı, bitkiler arasında polen taşımak ve meyve ve tohumların büyümesini kolaylaştırmak olacaktı. Yani bu dronlara robot arılar diyebiliriz. Ancak dünyayı gerçekten de Walmart mı kurtarıyor diyebilirsiniz. Walmart, bu gelişmekte olan teknolojiyle dünyayı daha iyi bir yer haline mi getirmek istiyor? Aslında içeriden gelen raporlara göre, perakende devinin robot arıları gıda tedarik zincirini daha fazla kontrol altına almak için ürettiği ve sadece kendileri için kullanacakları gösteriliyor. Zihin kontrol robotları. Protez uzuvlar dünyası teknoloji tarafından yönlendiriliyor. Öyle ki bazı araştırmacılar tüm kariyerlerini dünyadaki engelli vatandaşlar için hayatı mümkün olduğunca kolaylaştırmak için yüksek teknolojili protezler üretmeye adadılar. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'ndeki bir ekip, şimdi anlatacağımız yenilikçi buluş sayesinde bu görevi bir sonraki seviyeye taşımak üzere. Bu robot kolun, insan zihni tarafından kontrol edilebilen ilk gelişmiş protez uzuv olacağı düşünülüyor. Kol, bireyin sözlü komutları olmadan beyin dalgalarını toplayarak çalışıyor. Bu teknoloji birkaç yıl içinde birkaç engelli bireyin yardımıyla geliştirilmiştir. Tasarım sürecinin bir noktasında sistem, kuadriplejik bir hastanın beyin sinyallerini ölçebilen ve aktarabilen elektronik bir başlıkla koluna bağlandı. Umulduğu gibi bu, robot kolun tam olarak hastanın istediği gibi hareket etmesini sağladı. Ancak bu robotik kollar, seri üretime geçmeden önce çözülmesi gereken bazı küçük sorunlar var. Mesela araştırmacılar beyin dış uyaranlara beklenmedik bir tepki verirse hataların oluşabileceğinden endişe duyuyorlar. Örneğin robot kolun bağlı olduğu kişiye bağırılırsa bunu tetikleyen beyin aktivitesi protezin düzensiz davranmasına neden olabilir. Neyse ki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü bu sorunların er ya da geç çözüleceğini belirtiyor. Sonuç olarak bu robotik kolun dünyayı değiştirmeye başlaması için çok uzun süre beklememize gerek yok. Uçan ampul. Ampulün patenti ilk olarak 1879'da Thomas Edison tarafından alındı. Öyle ki Edison, ampulü halka tanıttığında dünyayı sonsuza dek değiştirdi. Hatta Edison'ın temel ampul fikri günümüzde hala kullanılmaktadır. Ancak New York'lu bir kişinin geliştirdiği bu güncelleme, tıpkı orijinal ampulün bir asırdan fazla bir süre önce yaptığı gibi günlük hayatımızı tamamen yeniden yapılandırabilir. ABD'li mucit Simon Morris, uçuş ve ışık anlamına gelen flight ve light kelimelerini birleştirerek icadını flight ampul olarak adlandırdı. Bu, tabanın biraz üzerinde duran ve kolay kurulum ve sökme sağlayan bir ampuldür. Bununla birlikte ampul, 22 yıllık bir ömre sahip olduğu için sık bir şekilde değiştirilmesi gerekmez. Morris, flight ampulü bir sanat eseri olarak görüyor. Öyle ki birçok insan bu ampulü yalnızca bir dekor parçası olarak satın alıyor. Ancak şık stili ve göz alıcı aurasının yanı sıra bu ampul zamandan, alandan ve enerjiden çok etkili bir şekilde tasarruf sağlıyor. Zamanda yolculuk. NASA son yıllarda zamanda yolculuğun mümkün olabileceğini kabul etti. Tabii bu yolculuk pek de hayal ettiğimiz gibi değil. Kuruluşun önde gelen bilim insanlarına göre uçaklardaki ve uzay araçlarındaki saatlerin dünyadaki benzerlerinden biraz farklı bir hızda hareket etmesi anlamında zamanda yolculuk mümkün olabilir. Aslında burada sadece bir mini saniyelik bir farktan bahsediyoruz. Yani bir insanın zaman makinesine atlayıp herhangi bir geçmişe seyahat etmesi mümkün değil. İnternete sızan bu görselse bu teorinin kanıtı olabilir. Burada havada duran devasa bir oval yapı görüyoruz.
ve bu fotoğraf bir depoda çekilmiş gibi görünüyor ki bu da aracın gizemli bir teknoloji ürünü olabileceğini düşündürüyor. Ayrıca bu aracı inceleyen etraftaki 6 kişiyi de görebilirsiniz. Bu fotoğraftaki kişiler NASA'nın dünyamızı değiştirecek zaman makinesini üretmekle görevlendirdiği mühendisler olabilir mi? Yoksa bu insanlar sadece yeni bir tür uçak üzerinde mi çalışıyorlar? Yorumlar kısmında teorilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Solar araba. Elektrikli otomobil ilk piyasaya sürüldüğünde, çevreye çok fazla zarar veren benzinden kurtulabileceğimiz ve çevre dostu bir araç kullanabileceğimiz düşünülüyordu. Ancak ne yazık ki kısa süre sonra elektrikli otomobilin pek çok insanın umduğu kadar pratik olmadığı anlaşıldı. Uzun şarj süreleri, düşük pil ömrü ve belirgin bir şarj istasyonu eksikliği, ortalama bir elektrikli arabayı birçok sorunla karşı karşıya bıraktı. Hollandalı otomotiv markası Lightyear, son teknoloji yeni bir otomobil olan Lightyear 0'la bunu değiştirmeyi umuyor. Lightyear 0, dünyanın ilk güneş enerjili otomobillerinden biridir ve kesinlikle bu kadar etkileyici bir ürün yelpazesiyle üretilen ilk otomobildir. Bu araba tek bir şarjda toplam 624 km seyahat edebilir. Ve bunun 70 kilometresi sadece güneş enerjisinden gelir ve güneşte ilerleyen araç her saat 10 kilometrelik pil elde eder. Daha da etkileyici olanı, arabanın şarj olması için sabit durmasına gerek olmaması. Yüksek teknolojili güneş panelleri, araç hareket halindeyken bile güneşten güç toplayabilir ve sürücünün sıfır pille kırsal bir yolda mahsur kalma riskini ortadan kaldırır. Lightyear 0'ın 2022'nin sonuna doğru seri üretime geçmesi planlanıyor. Aracın fiyatının ise yaklaşık $500,000 olması bekleniyor. Neyse ki üretici firma bu fiyatın çoğu insanın bütçesine uygun olmadığını kabul etti. Ve 2025 yılına kadar 30 bin model piyasaya sürme sözü verdi. HoloLens. Microsoft son birkaç yılda bize birçok yeni teknoloji tanıttı. Bu yeniliklerin bazıları oldukça inanılmazdı. Tabii bazıları da pek heyecan verici değildi. Görünüşe göre teknoloji devi Microsoft'un yaklaşmakta olan HoloLens 2'si inanılmaz teknolojiler listesine girecek. HoloLens bir artırılmış gerçeklik kulaklığıdır ve bu ürün artırılmış gerçeklik teknolojisinin ana ilgi odağı haline gelebilir. Kulaklık öncelikle Microsoft'un tıp dünyasında potansiyelini düzenli olarak tanıttığı iş ve eğitim ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tasarımcılarına göre bu teknoloji tıp öğrencilerinin insan vücudunun grafiklerini içeren görüntülere ulaşmasını ve zor prosedürlerde ustalaşmasını sağlayabilir. Öyle ki HoloLens, öğrencinin geleneksel sanal gerçeklik kulaklıklarının sunduğu alanın aksine gerçek bir tıbbi ortamda bir operasyonu simüle edebilir. Benzer şekilde HoloLens 2, deneyimli cerrahlar tarafından sayısız hayat kurtarabilecek ve dünyamızı değiştirebilecek yeni operasyonları denemek ve planlamak için de kullanılabilir. Konuşan eldivenler. Dünya çapında duyma engelli olan veya bir tür işitme güçlüğü çeken yaklaşık 430 milyon insan vardır. Bu bireylerin çoğu, başkalarıyla iletişim kurmak ve günlük yaşama uyum sağlamak için bir tür işaret dili kullanırlar. Ancak ne yazık ki işitme engelli olmayan bireylerin yalnızca çok küçük bir kısmı işaret dilini anlayıp kullanabilmektedir. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki biyomühendisler bu sorunu akıllı eldivenle çözmeye çalışıyorlar. Akıllı eldiven, işaret dili kullanan insanların kendilerini anlayamayanlarla kolayca iletişim kurmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Eldiven, patentli bir teknoloji kullanarak kullanıcının ellerinin hareketlerini ve pozisyonlarını algılayan bir uygulamaya bağlıdır. Uygulama ise bu hareketleri Amerikan işaret dilinden sözlü İngilizceye çevirir. Öte yandan bu akıllı eldiven günümüzde hala geliştirme aşamasındadır ve şu anda yalnızca harfleri ve küçük cümleleri İngilizceye çevirebilmektedir. Neyse ki tasarımcılar önümüzdeki aylarda eldivenin kelime dağarcığını ve dil ayarlarını genişleteceklerini söylüyorlar. Yani bu eldiven yakında dünya çapındaki sosyal ve ticari etkinliklerde kullanılır hale gelebilir. E-şarj cihazı. Telefonunuzun pilinin bir anda bitmesi korkunç bir durumdur. Eminiz çoğumuz telefonumuzun şarjının önemli bir zamanda bitmesine tanık olmuşuzdur. Şimdi anlatacağımız bu yeni buluş sayesinde bir daha asla böyle bir durumla karşı karşıya kalma konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. E-şarj cihazı, kullanıcının ön kol bölgesini güçlendirmek için tasarlanmış bir jiroskop egzersiz aleti olan Powerball'dan ilham almıştır. Hand Energy olarak adlandırılan bu teknolojinin mucitleri, benzer bir top tasarladılar ve onu bir pil, metal bir bobin ve bir mıknatıs koleksiyonuyla donatarak bu e-şarj cihazlarını yarattılar. Temelde geliştiriciler bu bileşenleri geleneksel bir jiroskopa ekleyerek cihazın elektrik üretmesini sağladılar.
Hand Energy, bir akıllı telefona, akıllı saate veya başka herhangi bir akıllı cihaza bağlandığında bu risk kaynaklı gücü bir elektrik yüküne dönüştürüyor ve cihazınızı şarj ediyor. Elektrikli şarj yolları. Videonun başında bahsettiğimiz gibi elektrikli arabalar uzun yolculuklar için pek uygun değiller. Ayrıca akıllı cihazlarının pillerinin önemli anlarda bitmesi de büyük bir sorundur. Peki bir de otoyolun ortasındayken elektrikli arabanızın şarjının bittiğini hayal edin. Bu tam bir felaket olurdu. Ayrıca bu durum sadece arabanın sürücüsü için değil, aynı zamanda yolcular ve çevredeki sürücüler için de çok büyük bir sorun yaratabilirdi. Bu fikir üzerine İsveç, başkent Stockholm'u çevreleyen yolları 2 kilometrelik elektrikli raylarla donattı. Ve bu elektrik raylarının her biri 50 metrelik bölümlere ayrıldı. Rayın bir bölümü elektrikli bir arabayla temas ettiğinde aracın şarjını arttırıyor. Aslında bu, birçok insanın İsveç otoyoluyla ilgili şakalar yapmasına neden oldu. Ancak bu şakalar ne kadar komik olursa olsun, Stockholm'un elektrikli şarj yollarının şehri daha iyi hale getirmeye hazır göründüğü inkar edilemez. Öyle ki bu teknoloji, İsveç'i 2030 yılına kadar fosil yakıt bağımlılığını ortadan kaldırma hedefine çok daha fazla yaklaştırdı. Ayrıca hükümet bu planı ilk kez kamuoyuna sunduğunda birçok insan bunun imkansız olduğunu düşünmüştü. Ancak İsveç elektrikli rayları ve otoyolların bölümlerini kurmaya devam ederken, dünyadaki diğer ülkelerde bu fikre giderek daha açık hale geliyor. Sportsmate 5. Spor salonu ekipmanları sürekli olarak değişiyor ve önde gelen egzersiz markaları yeniliğin ön saflarında kalmaya çalışıyorlar. Aslında bu girişimin amacı müşterilere antrenmanlarını en üst düzeye çıkarmak için yeni yaratıcı yollar sunabilmektir. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, bu markalar Sportsmate 5 kadar çığır açan bir şey bulmakta zorlanıyorlar. Sportsmate 5 aslında bir başlangıç projesidir. Hong Kong merkezli mühendislik organizasyonu Ancient Robotics, herkesin satın alabileceği ilk egzersiz iskeletini tasarladı. Cihaz kullanıcının belini geleneksel bir ağırlık kemeriyle aynı şekilde sarıyor. Sonrasında dizlerin hemen üstüne kayışlar takılıyor ve böylece egzersize hazır hale geliniyor. Bir diğer yandan Sportsmate 5, kullanıcının uyguladığı enerjiyi belirlemek için yüksek teknolojili bir algoritma kullanıyor. Bu algoritma, sistemin gerekli yardımı sağlaması için ayarlanıyor ve böylece kullanıcı antrenman sırasında daha az zorlanıyor. Dış iskelet, normalde yalnızca yüksek ağırlıkları içeren yoğun bir antrenman için direnci arttırmak amacıyla kullanılabilir. Ancak teknolojiye karşı yapılabilecek bir eleştiri varsa, o da ürünün antrenman kıyafetlerinin altına giyilemeyecek kadar büyük olmasıdır. Bu durum kullanıcının halka açık yerlerde egzersiz yaparken garip bakışlar almasına sebep olabilir. Ancak Sportsmate 5 meraklıları bu konuda endişelenmiyorlar. Ve şirket de ürünün kısa zaman içinde yaygınlaşacağını ve spor salonunda yalnızca bu iskeleti giymeyen kişilerin garip bakışlara maruz kalacağını iddia ediyor. Sonik yangın söndürücüler. Yangını söndürmenin birkaç yolu vardır. Örneğin bir yangın söndürücü ya da bir yangın battaniyesiyle alevleri söndürebilirsiniz. Hatta daha kolay bir şekilde bir kova su kullanabilirsiniz. Ancak günümüzde Virginia'daki George Mason Üniversitesi'ndeki iki lisans öğrencisi sayesinde yangın söndürmek için ses dalgalarını kullanabilirsiniz. Sonik yangın söndürücü, Vietren ve Seth Robertson tarafından uzun ve yorucu bir araştırma sürecinin ardından başarılı bir şekilde geliştirildi. Öyle ki çalışmalar sırasında ekibin çoğu istifa etti ve üniversite profesörleri projeye ciddi eleştirilerde bulundular. Azimli mucitler ise sonunda çalışan bir prototipe sahip olana kadar devam ettiler. Ve buluşları, şüphe duyanları hayrete düşürecek şekilde düşük frekanslı ses dalgalarını kullanarak alev üstüne alevler saçtı. Temel ağır vuruşların titreşimi, oksijenin karşı karşıya kaldığı alevler boyunca hareket etmesine neden oldu ve sistem her bir yangını etkili bir şekilde söndürdü. Böylece sonik yangın söndürücülerinin hayat kurtarma potansiyeli gözler önüne serildi. İki yaratıcı deha şu anda buluşlarının seri üretimi için çalışıyorlar ve bunu gerçekleştireceklerinden eminiz. Tıpkı bu teknolojinin dünyayı değiştireceğinden emin olduğumuz gibi. Hyperloop. Kasım 2020'de Sarah Lucian ve Josh Gagel, Hyperloop'a yolcu olarak binen ilk insanlar olarak tarih yazdılar. Konsepte aşina olmayanlar için Hyperloop, düşük basınçlı bir tünelden geçerek uzun mesafeli yolculukları, şu andaki teknolojilerden çok daha kısa bir sürede tamamlayan yüksek hızlı bir ulaşım sistemidir. Lucian ve Gagel, bu fütüristik ulaşım sistemini geliştirmede en önemli ilerlemeyi kaydeden şirket olan Virgin Hyperloop'ta çalışıyorlardı. Virgin Hyperloop'taki yolculukları ise 15 saniye gibi bir süreyle sonuçlandı.
Ancak bu süre içinde tam 500 metre yol kat etmeyi başardılar. Virgin Hyperloop bu inanılmaz etkileyici hızın sadece başlangıç olduğunu söylüyor. Sistem dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde kurulmaya hazır olduğunda Hyperloop'un saatte 1000 kilometreden fazla bir hızla seyahat etmesi bekleniyor. Bu hız sistemi dünyanın en hızlı arabasından 2 kat daha hızlı ve bir hızlı trenden 4 kat daha hızlı yapacak. Böylece videomuzun sonuna geliyoruz. Bu videoda gördüğünüz tüm heyecan verici yeni teknoloji parçalarından sizi en çok hangisi etkiledi? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.